daha çabuk yaşlanabilir. Dolayısıyla cildin nemlendirilmesi, nemli kalması çok önemli. Ee, bir de tabii güneşten korunmak. Ee, rutinde olacak şeyler bunlar. Cilt tipine göre bir temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu. Bu üçünü mutlaka yapmak gerekiyor. Hı hı. E, hocam, şöyle soralım: Benlerin önemi nedir ve hangi benlere dikkat etmeliyiz? E, benler özellikle son yıllarda çok e, önem göstermeye başladık biz bu e, konuya çünkü e, e, ozon tabakası e, inceldikçe cilt kanserlerine de yatkınlıklar artıyor. Dolayısıyla benlerden gelişen cilt kanserleri olabiliyor. Bu konuda mutlaka biz uyarılarda bulunuyoruz. Yani vücudunuzu mutlaka kontrol edin. Çünkü bazı kişilerde çok sayıda benler oluyor ve e, kontrol edemiyorlar bunları. E, mutlaka ayna karşısında bir e, banyo sonrası özellikle sırt bölgeleri ...bacak arka bölgelerine kontrol etmelerini tavsiye ediyorum ben kişilerin. Ee, yeni çıkan, koyu renkli, e, farklı görünümde bir ben varsa mutlaka bir uzmana başvurmalılar. Hı -hı. Eğer fark edemiyorlarsa biz e, check-up gibi yıllık bir e, takip yapıyoruz. Nasıl bir e, işte gidip mamografi çektiriyorsunuz, meme muayenesi yaptırıyorsunuz, onun gibi... E, tüm vücudun benlerini kontrol ediyoruz, haritalama yapıyoruz bazen çok sayıda olanlarda, farklı olanlar varsa benlerde, farklılaşanlar, cildinde işte daha koyu renkte e, koyulaşan varsa veya yapısında çapında artış varsa, kanama varsa, kaşıntı varsa, bunların e, takip edilmesi veya direkt oradan çıkartılıp e, cerrahi olarak çıkartılıp patolojiye gönderilmesini sağlıyoruz. Hı hı. Yani bu bu şekilde hem teşhis hem tedavi hı hı. yapıyoruz aslında. Benlerin alınması nasıl oluyor hocam? Bu dondurucu sistem mi yoksa lazerleme e... Bu aslında ben yani ben dediğimiz zaman tabii benim aklıma gelen e, kahverengi koyu e, büyük ya da yapısı değişik olanlar geliyor ama açık renkli et benleri olabilir, farklı farklı ben çeşitleri olabilir. Yani e, onun tipine göre biz tedavi yapıyoruz. Yani e, dondurucu tedavi, koter tedavisi, e, bunlarla da yapılabilir, lazer tedavisi, e, bunlarla da yapılabilir. Fakat riskli olanların direkt cerrahi olarak alınması gerekiyor. Hı hı. E, cilt yaşlanması nasıl gerçekleşir hocam? E, cilt yaşlanması e, ...dediğimizde kolajen ve elastin niflerin cildimizde azalmasından bahsediyoruz aslında. E, şimdilerde hep böyle bana sorulan sorulardan bir tanesi kolajen nedir? E, nedir? Kolajen e, içmeli miyiz? İşte nasıl biz onu e, sıvı mı gibi sorular. Tabii kolajen çünkü çok önemli cildimiz için. Cildin yapı taşı bu eksildiği zaman ciltte yaşlanma gerçekleşiyor. Güneş ışınlarında buna e, katkı sağlıyor yani güneş ışınları cildin yaşlanmasına kolajeni, elastinin azalmasına yol açıyor. E, bu şekilde cilt yaşlanması gerçekleşiyor. E, fakat kolajen ve elastini uyaran e, artık elimizde bir sürü e, teknolojik yöntem var yani teknoloji bu açıdan çok ee, gelişmiş durumda yani e, cilt altına mesela kolajenin yapı taşı olan hiyelüronik asitler enjekte edilebilir. Bunlar botoks ee, yo, gibi Yok botoks mi? değil. <laughs> botoks e, kas yani e, mimik kırışıklıkları için yapılan bir e, yöntemdir. Yani mesela alın bölgesi işte bu. E,